şey olursa bana söyleyebilirsiniz. Öğretmenin yanlarına numara yazacak mıyız orada söylediği gibi? Yazabilirsiniz, yazmayı da bilirsiniz. Size kalmış. Tamam arkadaşlar, şimdi bireysel olarak düşünürseniz size 10 dakika süre veriyorum. Arkadaşlarınızla konuşun, siz ona algoritmanızı söyleyin, o size algoritmasını söylesin. Böylece birlikte bir algoritma çıkarmaya çalışın. Evet arkadaşlar, bitirdik mi? Evet, öğretmenim. Tamam, şimdi benim her konudan bir algoritmayı okumak isteyen belirlemiştim. Belirledim. Ben de okuyacağım. Şimdi şöyle başlayalım o zaman, dinleyelim ben. Sonra ağzını çalkala, daha sonra diş macunu diş fırçasına sür, diş fırçasını ağzına götür ve dişlerine sür, fırçalamadan sonra fırçayı yıka, ağzını çalkala ve tükür, sonra suyu kapatır. Evet, güzel. Arkadaşınıza eklemek istediğiniz bir basamak var mı arkadaşlar? Eksik bulduğunuz ya da fazla tonu çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar, bir basamak eksik kalmış, onu tamamlayın. Orada bir basamakta diş fırçasını ıslatmak. Onu yazdık. O eksik kalmış, onu ekleyebiliriz. Sizin gördüğünüz güzel beklediğiniz bir nokta var, siz söyleyebilirsiniz. Var mı? Tamam. Şimdi bizim konumuzda da Ufuk'la Ali kakaolu kek yapmak istiyorlar. Bunun için ne yapmalarını gerektiğini yazdı. Öncelikle yumurtayı kırmaları gerekiyor. Sonra unla karıştırmalılar. Sonra tepsiyi alacaklar. Sonra içine dökecekler. Sonra da fırına atacaklar öğretmenim. Peki, kakaolu kısmını ekleyebilirsiniz. Tamam, onu da ekleyebilirsiniz. Başka eksik bulduğunuz nokta var mı? Safet Bey'den de. Fırının derecesini ayarlamadı sanırım. Evet, fırının derecesini de ayarlayabiliriz. Çok doğru olur. Başka? Hocam ellerini ilk yapılar mı acaba? O da ekleniyor. Peki, şimdi bize geçelim. Öğretmenimiz şimdi Mete Hanım bugün bir çiçek resmi boyayacakmış. Onun için algoritmasına yardımcı olmamız istiyor. Biz de öncelikle çiçek resmini açmasını, daha sonra boya kalemlerini çıkarmasını, sonra da içinden istediği bir rengi seçip taşımada boyamasını yazdık. Aşamalarımız bu şekilde, başka aklımıza bir şey gelmedi. Sizin eklemek istediğiniz bir noktalarla geçeceğiz. Bir bakın. Pekala o zaman. Onu da geç. Ömür, biz de şeyi yaptık, baloncuk yapmayı ele aldık. İlk önce tabii şişemize deterjanımızı koyduktan sonra kapağımızı açıyoruz. Kapağını bir kere çalkalıyoruz. Kapağın içindeki çubuğu şişeye dolduruyoruz. Çubuğu dikkatlice tutuyoruz ve çubuğun üzerindeki çemberi hafifçe üflüyoruz. Evet. Peki Onur'a eklemek bir basamak var mı? Evet. Hocam suyu eklemek var. Suyu eklemek var. Evlenmek var. Şimdi arkadaşlar, bir sormak istediğiniz bir soru var mı? Önce başka algoritma örnekleri verebilir misiniz? Tabii ki. Birçok örnek verilebilir aslında. Mesela çay koymak, çay denemek, kahve yapmak ya da ayakkabı bağlamak. Bu tür örnekler verilebilir. Siz böyle örnek isterseniz. Arabaya binmek mesela. Evet, arabaya binmek de olabilir. Okula gitmek. Evet, okula gitmek. Benim hayatımızda yaptığımız her şey o zaman algoritma uyuyor mu? Yani, evet, diyebiliriz aslında, öyle diyebiliriz. Başka bir şey var arkadaşlar? O zaman... Algoritma için çok böyle detay yazmamız gerekiyor mu? Evet, bütün detayla atlamadan yazmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden zaten siz etkinlik yaparken düzelttiniz. İşte eklemek istediğim basamakları, eksik bulduğum yerleri o yüzden size yazdınız zaten. Tüm basamakları eksiksiz yazmamız. Eğer hocam atlarsak peki kafanız mı karışır? Yani evet, kafanız karışabilir. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar, sorunuz yoksa değerlendirme kısmına geçiyorum. Şimdi bir etkinlik yapacağız sizinle. Geçeceğiz. Evet. Düşünme. Thank you.
Arkadaşlar,
düşünebilme fırsatı elde etmiş bulunmaktayız bu ders görevinin kapsamında. Siz böyle düşünüyor musunuz? Bundan sonra daha ayrıntılı düşüneceğinizi, yaptığınız şeyleri daha ayrıntılı düşüneceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, öyle. Evimde odama giderken bir önce kapının kolunu aç diye aklımdan geçireceğim. Tamam, evet tamam. Doğru. Peki sonra istediğiniz bir şey yoksa dersi konulandıracağım arkadaşlar.